Değerli izleyenler, programımıza İstanbul Kadıköy'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Pilavcı Yakup Restorantı'ndan sesleniyoruz. Hemen yanımızda işletme sahibi Serdar Bey bulunmakta. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz bizler de. Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet. İstanbul genelinde 14 tane şubeniz var. Evet. Sevgili Yakup Bey 1988 yılında bu işe başlangıç yaptı. Daha sonrasında sizler de dahil olmuş oldunuz mesleğe. Evet. Sizi öncelikle tanımak istiyorum. Bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından Yakup Bey'in hikayesinden çok kısa bahsedelim. Daha sonrasında da şubelerimizden konuşmuş olacağız. Evet, bunun çok eski zamandan beri nostaljik tarzda başladık. Seyyar pilavcı dediğimiz tarzda başladık. Sonrasında zamanın şartlarına uygun olarak şubeleştik, firmalar açtık, İstanbul'un birçok noktasına dağıldık. Şu an İstanbul'un muhtelif semtlerinde, bölgelerinde birçok yerde hizmet vermekteyiz ve halen de büyümeye devam ediyoruz. Şubelerimizde olmazsa olmazımız tavuk pilavımız var. Onun dışında salatalı, köri soslu, C'li pilavımız var. Bazı şubelerimizde ayrıca kokoreçimiz var. Bu şekilde insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu aşamada biraz daha detaylandırarak paylaşacağız elbette ki. Tabii. Yakup Bey'den de biraz bahsetmenizi istiyorum. Aslında ilk seyyar olarak başlangıç yapıyor. Daha sonrasında büyük bir başarıya da imza atmış oluyor. Çünkü evet, çok zordur. Yani seyyar olarak başlayıp 1. 2. 3. 5. ve 14. şubeyi açmak. Ki şu an daha da büyümeyi düşünüyorsunuz. Franchise olarak taleplerimiz var. Ama siz daha çok büyümeyi kendi içinizde bayileşme olarak değerlendiriyorsunuz. Evet, tabii kendisi dönemin şartlarına bağlı olarak çok zor zamanlarda başladı bu işe. Seyyar pilavcı olarak başladı. Zamanla insanlar bunu tanıdı, lezzetini çok beğendi. Zaten pilav denilince ilk başlayan insanlardan birisi kendisi ustamız. Ardından işini tabii ki de her zamanki şekilde, kalitesiyle, temizliğiyle sunan bir insan olarak kaçınılmaz olarak tabii ki de büyüdü. Lezzeti bozmadan günümüze kadar sağlıklı bir şekilde getirdi hizmetlerini diyebiliriz. İlk Şirin Evler'de başlıyor ve 7 şubeyi de Şirin Evler'de oluşturuyor. Evet. Yakın lokasyonlarda bulunuyor bu arada. Zaten Şirin Evler'de Pilavcı Yakup özellikle bilinen markalardan evet, bir tanesi. Çünkü Şirin Evler evet çok küçük bir yer değil, çok da büyük bir yer değil ama orada bir nam salma olayınız var. İnsanlar sizi tanıyorlar o bölgede. Yani Şirin Evler bölgesinde zaten özellikle pilav denilince direkt akla Yakup Usta gelirdi. Bizden başka pilavcı yoktu. Kimse gelemezdi oraya çünkü Yakup'un pilavı denildi mi asla başka bir seçenek kalmazdı hiç kimseye. Orada o şekilde devam ettik. Sonrasında uzaktan gelen müşterimiz vardı. Kendileri birkaç kere rica etti. Birkaç bölgeye şube açtık. Kendi bulunduğumuz bölgenin dışına çıktık. Baktık yani gerçekten insan bizi seviyor. Artık beğeniyor. Bu şekilde biz de daha da yayılmaya başladık. Başka şubeleri açtık. Kurumsallaştık artık. Anadolu yakasında, Avrupa yakasında toplamda 14 tane şubelerimiz var. Şirin Evler'in dışında biz zaten şu an Kadıköy lokasyonunda çekimimizi evet, gerçekleştiriyoruz. Yine buraya çok yakın bir noktada ikinci şubeniz bulunmakta. Diğer şubeleriniz nerelerde? Onun dışında Beylikdüzü'nde şubelerimiz var. Bakırköy'de var, Bahçeli Evler'de, Soğanlı'da, Çengelköy'de, Üsküdar Meydanı'nda var şubelerimiz ayrıca. Yani İstanbul'un muhtelif semtlerinde, özellikle belki yarın öbür gün inşallah Beşiktaş tarafında, Kağıthane tarafında, İstanbul'da yani insanımızın yaşadığı her bölgeye gelmeyi ümit ediyoruz. Yakup Bey'le tanışmanız ve sektöre dahil olmanız nasıl gerçekleşti? Yani kendisinin yanında çalışmaya başladık. Çok güzel bir insan, çok temiz bir insan. Bize çok şey öğretti, çok şey kattı kendisi. Zamanla yanında artık her şeyi öğrendik. O da sağ olsun bize yardımcı oldu bazı konularda. Bize bir ışık tuttu. O şekilde artık kendisi de biraz yaşı geçince işi artık yere biz aldık. Gençler biraz daha fazla çalışacak evet, artık. Artık adeti biz sürdürüyoruz insanlara. Peki çok insana da istihdam sağlamış oluyorsunuz. Çünkü 14 şubede tabii, şeflerimiz var, ustalarımız var ve uzun süre birlikte çalıştığınız ustalarınız var. Aynı lezzeti bozmamak adına aynı kişinin ellerinden bu ürünler çıkıyor. Hatta Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında mutfaklarınız bulunmakta. Evet. Orada üretim gerçekleştiriliyor. Daha sonrasında şubelerinize erken saatlerde teslimatlar yapılıyor. Anladığım kadarıyla bir gün içerisinde birden çok defalarca kez tabii ki değil mi getiriliyor. Çünkü bir sefer götürülen ürün yani birkaç saat içerisinde bitmiş oluyor. Günün ilerleyen saatlerinde tekrar merkez şubelerinizden bu ürünleriniz gelmiş oluyor ve çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Özellikle kendi aramızda konuştuğumuz zaman sabah saat 3'lerde, 4'lerde, 5'lerde evet, pilav kuyruğu olduğunu söylediniz. Ben de dedim ki çorbacı değil ki burası yani insanlar gerçekten o saatlerde pilav tüketiyor mu? Ciddi anlamda bir talep var ama özellikle bu markaya var. Çünkü lezzeti hiçbir şekilde bozmuyor.
yapıyoruz. Şu an franchise olarak devam etmememizin nedenlerinden bir tanesi de lezzeti bozmamamak. Ama evet, tabii ki ilerleyen süreçlerde Türkiye genelinde özellikle Pilavcı Yakup olarak daha da büyümeyi hedeflediğimiz zaman belki bayinin dışında franchise olarak değerlendireceğimiz markalar, insanlar, kurumlarda olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz şu anki hedefimizde özellikle İstanbul'un geneline yayılmayı düşünüyoruz. Peki toplamda kafanızda kaç şube var? Yani insan hedefini her zaman büyük tutması lazım. Biz öngöremiyoruz bu kadar şubeyi. Şu an belki de halen de hayal olarak andır ama biz artık değil İstanbul'un, artık İstanbul'un dışına çıkmak istiyoruz. Belki de Türkiye'nin birçok noktasında şube açmak istiyoruz. Yani o tarz hedeflerimiz var. Peki büyürken de sağlıklı büyümek önemli olandır zaten. Nasıl koordinasyonu sağlıyorsunuz? Şimdi 14 tane şubede de yine kendi yetiştirmiş olduğunuz arkadaşlarınız ve çalışanlarınız bulunmakta. Tabii sürekli de sizler birçok bölgeye de gidiyorsunuz, kontrolleri de gerçekleştiriyorsunuz. Artık gerçekten sağlıklı büyüdüğümüz zaman her şey sistematik üzerine ilerlediğinde biraz daha işimiz kolaylaşmış oluyor ama burada sizin de göreviniz zor olmuş oluyor. Çünkü birçok şubeyi aynı anda kontrol etmiş oluyorsunuz. Oradaki koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Yani dediğim gibi çok iyi ustalarımız var, iyi yaşlılarımız var. Hepsi tam teşekküllü, eğitimli almış insanlar. İstanbul'un, Türkiye'nin birçok yerinden firmalarla çalışıyoruz. Ürünün en güzelini, en kalitelisini, en temizini seçmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin, bazen de dünyanın en güzel pirinçlerini toplamaya çalışıyoruz. İşimizi bu şekilde takip ediyoruz. Tavuğu olsun, herhangi bir ürünü olsun, A'dan Z'ye, en küçüğünden en büyük ürününe kadar en kalitesini seçmeye çalışıyoruz. Profesyonel mutfaklarımızda aşçılarımız bu şekilde ürünü hazırlar, şubelere dağıtırlar. Kendi çalışma arkadaşlarımız da müşterimize sunum yapar. Aynen öyle. Önümüzde pilavlarımızı görüyoruz. Hepsi tane tane ve 50 taneli. Yani biraz da lezzetten de bahsedelim istiyorum. Özellikle şubelerimizi anlattık. Nasıl başladığımızı, nasıl ilerlediğimizi ve ilerleyen süreçlerdeki hedeflerimizden de bahsettik ama önümüzde birbirinden güzel sunumlar var. Özellikle tavuk pilav dediğiniz zaman zaten bizim efsane lezzetlerimizden bir tanesidir ama burada tavuğun birçok çeşidini görüyoruz. Pilavın daha doğrusu birçok çeşidini görüyoruz. Özellikle daha çok hangi çeşitleri insanlar burada tercih ediyor? Yani aslında klasikleşmiş, öncelikle tavuk pilav olmazsa olmaz. Özellikle pilavın içinde nohut olmazsa olmaz. Özellikle içinde nohutumuz var, üzerinde tavuğumuz var. Onun dışında pilav ne güzel gider. Müşterinin isteğine göre geliştiriyoruz kendimizi. Arnavut ciğerimiz var, kaliteli, güzel, dana. Onun dışında salatalı pilavımız var, pilav da çok güzel gider örneğin. Köri soslu tavuk pilavlarımız var bizim, mısırlı pilavımız var, kuru fasulyeli pilavımız var. Yani dediğim gibi pilavla en güzel hangisi gidiyorsa, müşterimiz neyi talep ediyorsa bizde de hazırlaması düşer. Ve ilerleyen süreçlerde de müşteri talebine göre belki çeşitliliği artıracaksınız elbette, da diyebiliriz. Elbette. Her zaman büyümeye açız. Özellikle kurumsallaşma yolunda da bir çalışmanız var. Bu anlamda biliyorsunuz gıda sektörü tabii Instagram ve sosyal medyayı çok önemsiyor ama sizin web siteniz de var. Orada özellikle ürünleriniz, şubeleriniz hakkında sizin kim olduğunuzla alakalı genel bir bilgiye insanlar sahip olabilirler. Özellikle oradan da bakabilirler. Şimdi gelip burada yiyorlar zaten. Burada çok ciddi bir sirkülasyon var. Hemen hemen birçok şubenizde de aynı hareketliliği yakalamışsınız zaman içerisinde ama paket servisiniz de var. Daha çok nerelere gönderiyorsunuz ve her şubenizde paket servisiniz bulunmakta mı? Yani şöyle şimdi çok fazla aslında paket servise sıcak bakmıyoruz çünkü niye? Bir söz ki müşterimiz gelsin dükkanda sohbet edelim, tanışalım. Burada yemeklerimizi sıcak şekilde tüketmelerini istiyoruz ama yine de yakın bölgemize, yakın çevremize, buraya gelemeyen müşterilerimize paket servis ayrıcalığımız var ayrıca. Peki çok teşekkür ediyorum sizlere. Genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Yani dediğim gibi burada kalitesini, her şeyini anlattık. Biz kimiz onu anlattık. Elbette buradan lezzetini anlatamayız. Buyurun siz gelin, siz deneyin, karar verin. Markamızda iddialıyız. Tabii ki bu lezzeti bilen insanlar var, müdavimleriniz var, sürekli gelen insanlar sizleri artık tanıyorlar, biliyorlar. Ama en azından daha öncesinde Pilavcı Yakup'un herhangi bir şubesinde hizmet almamış, yemek yememiş olan insanlar varsa da farklı farklı lokasyonlarda 14 şubemize davet ediyoruz. İlerleyen süreçlerde zaten adım başı bir Pilavcı Yakup'u göreceğiz muhtemelen. İnsanların çok da farklı bölgelere, farklı ilçelere gitmesine gerek kalmadan bu lezzetle tanışmış olacaklar. Tanımayanlar, bilmeyenleri de buraya davet etmiş olalım. Bir pilav ne kadar güzel olabilir? Kendileri gelsin, görsün, şahit olsunlar, denesinler. Bu lezzetin farkına varsınlar.
Aslında pilav yemeklerde olmazsa olmazımızdır. Yani şimdi biz tabii ki tavuk pilav üzerinden, ciğerli pilav üzerinden, köri soslu pilav üzerinden ilerliyoruz. Ama bizim annelerimizin de evde yapmış olduğu ana yemeklerin yanında mutlaka bir pilav yapılır. Ve evet, gerçekten çocukluğumuzdan beri en çok sevdiğimiz lezzetlerden biri. Özellikle bazı çocuklar mesela çocukluk döneminde karıştırarak yer, kimi sade yer. Ama herkesin evinde mutlaka günlük yaşantısında tüketmiş olduğu en önemli öğünlerden bir tanesi diyebiliriz. Tabii diğerleri tercihe göre değişkenlik gösterebiliyor. Biz özellikle pilav üzerinden ilerledik ama bazı şubelerinizde kokoreçle alakalı da yine sunumlarınız var. Orada farklı lezzetleri de deneyebilirler. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Size, ekibinize ve Yakup Bey'e başarılar diliyorum. Size çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, İstanbul Kadıköy'den sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.